8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kimilerine göre Türkiye'yi 12 Eylül darbesi sonrası çağ atlatan vizyonlu bir politikacı. Kimilerine göre ise ABD tarafından ülkenin başına getirilen kukla bir başbakan. 17 Nisan 1993'teki vefatının üstünden tam 30 sene geçti. Atatürk'ün ardından görevi başında ölen ilk cumhurbaşkanı oldu. Çok sayıda kişi bu ölümün bir suikast olduğunu düşünüyor. Ancak ölümün üstündeki sır perdesi hala aralanmış değil. Öyleyse gelin birlikte Turgut Özal'ın yaşamında bir yolculuğa çıkalım. Neden bu kadar önemli bir siyasi aktör olduğunu birlikte inceleyelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 1927'de Malatya'da başlayan bir ömür. Banka memuru bir babayla öğretmen bir annenin çocuğuydu. O dönemin koşullarına göre aldığı eğitimle devletin en yüksek mertebesine ulaştı. Bürokraside uzun ve başarılı bir kariyer yapan Turgut Bey'in hayatını ise normal prosedüre göre gerçekleşen bir atama değil, bir askeri darbe değiştirecekti. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası bürokratlık dönemi bitti, siyasetçilik dönemi başladı. Turgut Özal aslında siyasete yabancı birisi değildi. 1977 seçimleri öncesi Milli Selamet Partisi'nden İzmir Milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. Daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Vekili olan Özal, 12 Eylül darbesine kadar bürokraside bu görevini sürdürdü. 12 Eylül 1980 sabahı Türkiye yeni güne tankların sesiyle uyandı. Darbe ile birlikte anayasa lağvedildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapatıldı. Siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu. Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan gibi liderlerin hepsi tutuklandı. Artık yeni dönem ve yeni bir Türkiye vardı. Turgut Özal da yeni dönemin en önemli aktörlerinden birisi olacaktı. İlk olarak darbe yönetiminin kurduğu geçici hükümette başbakan yardımcısı olarak görev aldı. Darbe sonrası ülkeyi yöneten Kenan Evren önderliğindeki konsey, kapatılan partilerin yerine yeni siyasi hareketlerin kurulmasına izin verdi. Turgut Özal da 20 Mayıs 1983 tarihinde Anavatan Partisi'ni kurdu. Darbelerin, postalların gölgesinde kurulan bu parti, Türk siyasi tarihinin en önemli hareketlerinden birisi olacaktı. Sağ liberal, batı yanlısı, serbest piyasacı, reformist bir programla kurulup büyüdü Anavatan Partisi. 1983 seçimlerinde bu programla %45 oy alıp iktidar oldu. Turgut Özal artık başbakandı. Darbe sonrası yeni bir vizyonla ülkeye farklı bir hava getiren Özal, sempatik davranışlarıyla da kendini geniş kitlelere sevdirdi. Özellikle Türkiye'nin batı kampına yönelimini pekiştiren, liberal ekonomiyi destekleyen bir siyasi çizgiyi benimsedi. Bu politik çizgisi Türkiye'ye yatırımları arttırdı. Ancak bir başka bakış açısına göre de ülkenin kaynaklarını yabancı ülkelere kullandırdı. Özelleştirmelere çok alan açtı. 1989'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı döneminde de oldukça sıra dışı davranışlarıyla gündeme gelmeye devam etti. Kendisine alışamadık diyenlere alışırsınız alışırsınız diyerek gündeme geldi. Askerin karşısına şortla çıkan, bilindik protokol kurallarını benimsemeyen, daha halktan bir profili temsil etti. Ülkenin en önemli sorunlarından birisi olan Kürt meselesiyle ilgili olarak da önemli adımlar attı. Bu sorunun ekonomi temel olduğunu savundu. Doğuda devlet olanaklarının artmasının bu sorunu da çözeceğini savundu. Bazı kaynaklara göre PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın ateşkes ilan etmesini sağlayıp Suriye'ye Öcalan'la barış görüşmeleri yapması için milletvekilleri gönderdi. Turgut Özal'ın bu adımlarının sonuç vermesi ise mümkün olmadı. 17 Nisan 1993 tarihinde 5 ülkeyi kapsayan Türkistan seyahati sonrası, evinde kahvaltı sonrası koşu bandında spor yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ancak ölümünün üstündeki sır perdesi 30 yıldır aralanmış değil. Bazı otoriteler Özal'ın Kürt meselesini kendi yöntemleriyle çözmek için inisiyatif aldığını düşünüyor. Ancak bu inisiyatifin hoş karşılanmadığı ve suikastın bu yüzden planlandığı savunuluyor. Başka bir görüşse Özal'ın sağlık sorunları ve fazla kilolarından dolayı gerçekten de kalp krizi sonucu öldüğü görüşünde. Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ise çeşitli zamanlarda babasıyla ilgili ortaya attığı iddialarla gündeme geldi. Ergenekon Balyoz davaları döneminde babamı Ergenekon öldürdü diyen Ahmet Özal, sonraki yıllarda ise babamı FETÖ öldürdü diyecekti. Tüm bu iddialardan havada uçuşurken Özal'ın ölümü hiç aydınlanmadı. Eceliyle mi öldü yoksa öldürüldü mü bilemiyoruz. Ancak kesin olarak bildiğimiz şu, 30 sene önce bugün Türkiye'nin Celal Bayar'dan sonraki ilk sivil cumhurbaşkanı ifade özgürlüğüne, hür teşebbüse ve serbest piyasaya inanan bir devlet adamı hayatını kaybetti. Kendisinin gerisinde ara amblemli parti,
askeri şortla denetlediği görüntüleri, memura ve emekliye verdiği trajikomik tavsiyeler ve elbette suikast iddiaları kaldı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.